Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladığı TTA Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki ÖSYM tarzı testikini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Taralı alanlar toplamı isteniyor. Yan yana getirebilirsek çok güzel oluyordu. A, B alanı diyelim. E şimdi bu yarı çap ya. Bu da yarı çap. Yani şunlar birbirine eşit. Çizildik alan A ise çizildik alan A değil midir? Üçgende alan atmadan dolayı. Bak A ile B'nin toplamını ayrı ayrı bulamam ama şuradaki dilimden dolayı A artı B'yi bulabilirim. Ama dilimdeki açı yok. Bak dikkat et. Bu da yarı 40 sa Burası da 40 ya. 2 iç açı bir dış açı. Yani burası 80 yapar. O zaman 80'lik dilim yapıyor. A artı B dilimi. Yarıçap 3. Pi R kare 80 bölü 360 olarak bulunur. E o zaman burada ne yapıyor? 9'a bölsen 9'a bölsen 4. Şununla da şu gitti. 2. 2 pi mi yapıyor? Evet cevap 2 pi çıkar. Yani birinci soru balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Boyalı bölgenin alanı biz ne biliyoruz? Dilim şu iki tane çeyrek daire var şöyle bakacak olursak. 4, 4, 4, 4. Valla burada şey ne yapalım şu köşegeni çizecek olursak. Hocam şurayı ayrı bir şekilde düşünelim. Şimdi buraya A alanı dersem burası da A alanıdır. Sebep. Şimdi çeyrek daire yarı çapı 4 olan çeyrek dairedeki şu 4 kökki kiriş uzunluğu değil mi? 4 köklilik alan ayırdığı alan A. Çünkü eşit kirişlerin ayırdıkları alan A değil miydi arkadaşlar? Evet. Eş dairelerde de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şu D merkezde de 4 köklik kirişin ayırdığı alan işte o yüzden burası da A oldu. O zaman A alanını bulayım ben. E A alanını nasıl bulacağım arkadaşlar? A alanı şu. Çeyrek dairenin alanından pi r kare bölü 4'ten neyi çıkartacağım? Üçgenin alanını çıkartacağım. Yani 4 çarpı 4 bölü 2'ye çıkartacağım. O zaman burası 4 pi A alanı 4 pi eksi 8'e mi eşit oldu? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? 2 a'lar isteniyor. 2 katı 8 pi eksi 16 yapar. Yani cevap e remit oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. Biz dilim oluşturalım. Çünkü dilimin alanını biliyoruz. Merkez burasıysa e, o zaman şöyle bir en güzel ek çizim yarıçap çizerek şunu bir yapalım. E, yarı çapı kaç bunun? Çapı 4 ise burası 2 burası 2. E, burası da 2. E, burası, da 2. E, burası da 2. Ne çıktı karşımıza? Bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60. E şurada kaçları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Paralellik falan da verilmemiş ama şuraya alfa buraya beta diyeyim. Yani şu alan artı bu alan artı bir de eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanı basit. Şu önemli olan şu iki tane dilimin alanı. Bu iki dilimde de hocam açıları ayrı ayrı bilmiyorum ama alfa artı beta'nın ben kaç olduğunu biliyorum? 120 olduğunu biliyorum. O zaman bu iki dilim 120'lik dilim yapıyor. Yani pi r kare 120 bölü 360 yaptı şu ikisi. Bir de artı eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 bana tüm taralı alanı verir. E o zaman şunlar şunlar sadeleşse 3 yapar. O zaman 4 pi bölü 3 artı kök 3 mü yaptı? Evet. Yani cevap böylelikle C han yapar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi BC çarpmış. BC uzunluğu da 8'miş. Yarı çap uzunluğu kaç yapar o zaman? 4, 4 yapar. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanı. Bu bir eşkenar üçgenmiş. 60, 60, 60. Biz genelde ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu alanları böyle yan yana getirirsek süper oluyorlar. Ee, en etkili silahımız. Yarı çapı çizelim bakalım. Hocam şuradan bir yarı çap çizsek. Buradan da bir yarı çap çizsek. Bak dikkat et. Bu da yarı çap 4. Bu da yarı çap 4. 60 ise burası da 60 yaptı. Aa 60 60 60'dan burası da 60 oldu. Sonra aynı şekilde 60 60 ise bak burası da 60 oldu. Eşkenar çıktı. Hocam buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Ooo süper. Şunu da şöyle çizersem. Bu da eşkenar yaptı. O zaman burası da bu 4 yaptı? Evet. Çünkü... 60 ile tepe açısı ikiz kenarın taban açıları da 60 60 yapar. Eşkenar üçgen çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? A artı B isteniyor. Hocam burası da 4 ya. Eşit girişlerin ayrıtları alanlar birbirine eşitti. 4'teki A ise 4'teki A'dır. A, A, artı B ne yaptı? İşte tam buradaki alan yaptı. Yani şu üçgenin alanı yaptı. Dikkat et 60 60 ise buraya da 60 kaldı. E 60 60 ise buraya da 60 kaldı. E, burası da 60. Şu da bir eşkenar üçgen oldu. Yani A artı B bir kenarı 4 olan bir eşkenar üçgen alanı yaptı. A kare kök 3 bölü 4 bana sonucu verir. Yani sonuç ne yapıyor o zaman? 4 kök 3 yapıyor. Cevap akçay oldu 4. soruda. Geldik 5'e. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşım? Boyalı bölgenin alanı. Büyük yarımdan şunu çıkartacağız. Bunu ekleyeceğiz. E büyük yarımın yarı çapı. Çapı 12 olduğu için yarı çapı 6. Yani pi 6'nın karesi bölü 2. Eksi şu alanı çıkartacağım. Yarı çapı 4 olanı çıkartacağım pi 4'ün karesi bölü 2'yi çıkartacağım. Artı şuradaki alanı da ekleyeceğim. Yarı çapı 2 olan pi 2'nin karesi bölü 2'yi ekleyeceğim. E burası 18 pi eksi 8 pi yaptı. Artı burası da 2 pi yaptı. Yani cevap ne yaptı o zaman? 12 pi'ye eşit olur. Yani 5. soru balık esir oldu. Geldik 6. soruya. Aşağıda uzunluğu 3 pi olan düz bir AB teli vermişler. Bu tel bükerek 90 derecelik bir AB yayı oluşturuluyor. AB yayı oluşturuluyor. Arkadaş AB yayı oluşturuyor 90 derecelik. Şöyle. Burası 3 pi ya. Normalde şöyle 90 derecelik AB yayı. Yani çeyrek bir yay oluşturulmuş. Hocam bunun tamam mı? Hayır. Sadece yay kısmı 3 pi diyor bize. Şurası çeyrek dairelik olduğunu biliyoruz. Oluşan yayda A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Burası A burası B değil mi? Evet. Şimdi ben burada yay uzunluğunu kullanayım. 2 pi r bölü 4 değil 90'lık dilim. Çeyrek dilim olduğu için. 2 pi r bölü 4 neye eşit? 3 pi'ye eşitmiş. E hocam burada pi'ler gitti. Şu ikiler sadeleşti. O zaman 6'ya mı eşit oldu r? Evet r 6'ya eşit oldu. O zaman burası da 6. Benden burada uzunluk isteniyor. 6 6 ise burası da 6 kök gibi yapar. Evet yani cevap balık kesir oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruyu maalesef çözemiyorum. 2023'te çıkmış bir soru. Telif hakkından dolayı bunu uygulamadan. Bakarsanız sonraki soruya bakalım. Kadranları 6 ve 8. Evet şurası 6 ve 8 cm olan eşit birimlenmiş dairesel bir saatte saat 3'ten 4'e gelinceye kadar yelkovanın taradığı bölgenin alanı. Akrep yelkovanın kaça kadar? Saat 3'ten 4'e gelene kadar. Bak saat 3'ten 4'e gelene kadar bu bizim eleman ne yapıyor? 3'ten 4'e gelene kadar. Bu şöyle akrep dediğimiz şurası arkadaşım. Hop 3'ten 4'e kadar gelecek. Bizim yelkovan da ne yapacak arkadaşlar? Yelkovan önemli olan şurası. Hop şöyle şuraya kadar gelecek. 4 olduğu zaman değil mi? Evet bunun taradığı yer. işte tam böyle 8'lik bir daire dilimi yapmıyor mu? Yapıyor. Evet. Gelinceye kadar sadece yelkovanın taradığı bölge. Hmm. Sadece yelkovanın taradığı bölge akrep yelkovan yani arkadaşlar burada da aslında bu şu kadarlık yeri tarıyor böyle evuza sadece yelkovanın taradığı bölge ne şu mavi bölge değil mi arkadaşlar şöyle mavi dediğime bakmayın siyahlık bölge o zaman ben tüm alandan neyi çıkartacağım buradaki alanı çıkartacağım yani pi 8'in karesi den büyükten şu kırmızıyı çıkartacağız burada 12 bölme olduğu için her bir bölme 30 derece değil mi evet 30'luk ve yarı çapı 6 olan dilimi çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü burada da şu akrep de şu kadarlık yeri tarıyor ya. E, akrebin taradığı yeri almayacağım. Sadece onun taradığı yer isteniyor bizden. O zaman eksi pi yarı çapı kaç? 6. R kare 30 bölü 360'ı çıkartacağız. O zaman sıfırlar sadelesin. 36'lar sadelesin. Burası da 3 pi mi yapıyor? Evet. Yani 64 pi eksi 3 pi isteniyor bizden. O da 61 pi mi yapıyor? Aynen öyle. Yani cevap böylelikle denizli oldu 8. soruda. Geldik 9'a. İpin uzunluğu isteniyor. Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Merkezleri birleştiriyoruz. Hadi bakalım merkezleri birleştirelim. Hop birleştirdik. Hop birleştirdik. 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 E, merkez varsa teğet varsa çektik. 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 Çektikleri uyguluyoruz. E tamam. Sonra neler çıktı burada? Hocam bunlar 90'ar dereceleri şöyle yapıştıralım. E hocam buradaki yarı çap uzunluklarını da yazınca şöyle güzel bir şeyler çıkıyor. Yarı çap 1 ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hatta burası da 1 burası da 1. Aa hocam şunlar birbirine eşit ve paralel olduğundan paralel kenar hatta 90 olduğundan dikdörtgen oldu burası. Yani burası 2 ise yukarısı da 2. E hocam şurası 2. Aynı zamanda burası da 2. Aynı zamanda burası da 2. Aynı zamanda burası da 2. Yani 2 4 6 8 ip uzunluğunda 8 var mı? Var. Başka ne var ip uzunluğunda? Hocam bir de şuradaki yay uzunlukları var. Buradaki yay uzunluklara da bakacak olursak. Şimdi bu dikdörtgen bu da dikdörtgen. E bu bir kare şöyle bakacak olursak. O zaman burası 90. 90'lık bir çeyrek daire. yarıçap 1 olan. Burası da aynı şekilde 90'lık. Burası da aynı şekilde 90'lık. Burası da aynı şekilde 90'lık. Evet şunlarda 90'lık yay yani çeyrek yay. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 tane çeyrek dairenin yay uzunluğu toplamda tam bir daire yapmıyor mu? Yapıyor. Yani 2 pi r diyeceğiz. Normalde ne demeliyiz? 4 tane 2 pi r bölü 4. Çeyrek daire demeliyiz aslında. 4'ler gidince 2 pi r'ye kalıyor zaten arkadaşım. Yani 8 artı 2 pi'yi yapıyor o zaman cevabımız evet. 9. soru böylelikle edremit yaptı. Ve geldik son soruya. Şekilde at ipi gergin durumda tutularak kenar uzunlukları 2 ve 4 cm olan ABC'de dikdörtgen biçimindeki çerçevenin etrafında saat yönde döndürülerek sarılıyor. İpin T ucu çerçevenin C köşesine kadar gelebildiğine göre. Hmm. Önce şu şekilde ip hop direkt böyle mi gelir? Hayır. Önce böyle gelir. Buradan böyle gergin bir şekilde geldiği zaman hop dairesel bir hareketi yapmıyor mu? Yapıyor. Yani şöyle bir çeyrek daire yapacak arkadaşlar burası. Şöyle bir çeyrek daire. E sonra burası da nasıl geliyor arkadaşlar? Burası da böyle. Bundan sonra ip burada kesiliyor. Şöyle gelecek. Yani burada da ikilik bir çeyrek daire mi yapacak? Evet. Tam C köşesine kadar geliyorsa evet ikilik bir çeyrek daire. İkilik bir çeyrek daire ve Şurası da kaç? O zaman arkadaşlar tam C'ye kadar geliyorsa bu ikilik bunun da yarıçap 2 ya. Burası da altılık bir çeyrek daire mi yapıyor? Şöyle bakacak olursak evet. Evet bizden ta, ipin taradığı bölgenin alanı isteniyor. Bir altılık çeyrek daire var. Pi r kare bölü 4. Artı bir de ikilik çeyrek daire. Pi 2'nin karesi bölü 4. Yani 9 pi artı e, pi yaptı. Yani cevabımız da böylelikle 10 pi yapar. Yani cevap edremit oldu bu soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 3'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.